aşkla ilgili hazır konuşurken ilişki mi heyecan mı? <laughs> Nereden geliyor bu sorular aklına senin? Ne bileyim ben bir anda aydınlanmak için. <laughs> ya ilişki mi heyecan mı ne bileyim heyecanlı ilişki. <laughs> Neden olmasın? <laughs> ama e, ya ilişki seviyorum ama böyle çok ilişki ilişki gibi değil mesela. İşken böyle de hemen taşı... aynı eve taşınmak falan ha. değil de böyle ben ilişki deyince bana hemen seyahat aklıma geliyor. Yani ben bir ilişki de olacaksam onunla böyle seyahatler etmek. Çok seviyorum seyahat etmeyi. Hani onunla beraber aklıma kafama uyan bir adamsa da seyahat etmek benim için bir ilişki. Yani burada İstanbul'da oturduk yok yemeğe çıktık onu yaptık değil deyince hmm. Onunla bir seyahat etmek, arada İstanbul'da yine görüşmek falan. Öyle 7-24 ee, beraber istemiyorsun istemem yani. İstemem 7-24 evet istemem yani. Hiçbir zaman istemedim bu arada yani. Ben de işte ya, bizde mi var bir enteresanlık acaba? Ya 7-24 çok ağır. Bana da öyle gibi geliyor yani, ama herkes de onu istiyor. Yani çoğunluğa bakarsan biz de ikimiz azınlığız. E artık değil ya bu yeni kuşak da öyle. Hiç tahammülleri yok yani böyle mıç mıç mıç. Ben de hiç öyle Bu hayatım... arada böyle konuşuyorum ama mesela bazı ilişkilerimde gerçekten hiç bırakmak istemediğim de oldu yani. Onun için bu biraz... Ne genelde hani... sevmesi ayrılık sebebi Ayrılık sebebim genelde... Heyecanın bitmesi. Heyecanın bitmesi oluyor. Ee, bir kuruyor ya bir sona doğru ilişki böyle bir, bir, bir sarkıyor yani. Çabuk gider misin? adamına göre değiştir bazen çabuk gidemiyorum. Ne yapıyoruz? Mesela hani aşk acısı çeken Esra nasıl bir Esra ya da öyle bir çekiyor mu? Böyle ya aşk Şşt. acısı çekmenin ötesinde şey oluyorum böyle bir e, bak çok fazla uzun yaşamanı ya yani beraber yaşamanın 7 24 olmanın şöyle bir dezavantajı oluyor ayrıldıktan sonra. Gerçekten organın bir tanesi kopmuş gibi oluyor. <laughs> Yani ben bir ilişkide bunu yaşadım. Böyle sağ kolumu hissetmiyorum falan. Hani böyle sağ kolum böyle hep el ele yürüyoruz falan filan. Öyle bir ilişki yaşadım ben. Gerçekten sağ kolum koptu zannettim. Tövbe tövbe. Evet. Ama çok çabuk geçiriyorum ben. Benim öyle çok uzun acılarım olmaz. Bunu böyle ağır yaşarım sonra direkt çok sıkılırım çünkü ve bitiririm yani. Öyle. öyle. Ne yani. nereye kadar? Evet yani. Hadi. Hadi bakalım. Evet evet. Peki başka birisi etken olur mu bitirmende yoksa kendi kendine bitirip ondan kendi sonra? Kendi kendime bitiririm. Hı. Çok fazla oradan oraya sıçrayan bir tip değilim yani. Sıçrıyorsan da birini gerçekten beğeniyorsan demek ki o da bitmiştir falan her biter o yani. E Tabii canım zaten duygun bitmese evet. başka birine karşı bir şey hissedemiyorsun evet ki öyle. görmüyorsunuz. At gözlüğüyle bakıyorsun gibi etrafa evet. olmuş oluyor yani o, evet. o şeyde. Dermançoğlu soyadı Mehmet'ten. Mehmetten Eski eşimin. Eski. Ya şöyle bir şey, ben böyle şeylere hiç takılmıyorum, takılmadım. Yani soyad Gerçekten. benim için ne alması zor, ne vermesi zor, ne kendi soyadıma o kadar bağlıyım. Yani ben zaten böyle bağlı bir tip değilim hiçbir şeye. Yani şimdi diyeceksen ne biçim lan sende de böyle hiç mi bir bağ yok. Yok. E çok güzel bir yok şey. Yok yani. Bana çok saçma geliyor. Onun için dermancı olduğu diye çıkmıştım sektör üzerinden. Ve öyle devam etti. Ben boşandım da Altınay'a geçelim gibi hiçbir şey ama kimliğimde kendi soyadım ama Dermancıoğlu'nu kullanıyorum. Kocam da yani o da benim gibi o da çok e, sallamadı. Çok da takıl eskiden ya ne bu işlere evet ya. şimdi hiç öyle bir şey evet yani. yani kalmadı.